Hala sarhoş musun? Berrak, dün akşam için özür dilerim. İçince içimden canavar çıkıyor. Dışında canavar. Çok şaşırmadım. Neyse, ben gebelik testi almaya geldim. Nazan mı hamile? Ha, nein Şatsi. Cevahir ve ben 3-4 defa denedik. Şimdi ÖSS sonucu gibi bekliyoruz. Berrak, yalan söylemene hiç gerek yok. İstersen testi burada yapalım, sonucu duvara asalım, ha ne dersin? Sonuç doğru çıkarsa sen duvar olursun ama. Bu dükkana da 5 duvar fazla Şatsi. Cevahir ve ben, yani kocam ve ben ayrı eve çıkıyoruz. Cücü illa abi olmak isteyecek. Bugün değilse yarın. Berrak, alacaksan al, almayacaksan çık dışarı. Almayacağım. Sen alacağını aldın. İçip içip bizim evin önüne gelmezsen sevinirim. Tschüss. Berrak, yandan Cevahir, yandan Pilal. Plastik. Bize çay ver. Şu tarafa geç de vereyim hacı. Orası bilyonun pilot bölgesi. O ocakta benim de payım var oğlum. Getir şu çayları, yoksa seni 100.000 dolarla tokatlarım. Yüzün yemyeşil olur, küflenirsin ha. Şşt! Lan kaldıramayacağın laflar etme koyu kriko. Bölgeme de gölge etme. Kalkın alın lan çayınızı. Artık çok olur. Duyduğum kadarıyla Zeynep'in dükkanı devre kiralıkmış. Eğer böyle bir şey varsa ben o dükkana talibim. Ya Remzi dayı, sen de iyice mülk azgını oldun ha. Her yeri kiralık satılık görüyorum. Bir göz doktoruna git Allah'a sen ya. Ha, ben bir tek onu yanlış görmemişti. Devren kiralıktır diye yazaydı. Onun için ben o dükkana talibim arkadaş. Ne? Devren kiralık derken her şey kiralık yani. Zeynep de mi kiralık? Baba üzülme ama. Yemin ederim üzülme hacı. İstersen bak başına falan sahip çıkamıyordum. Anca böyle sağa sola ateş edeyim. Anladın mı? Kudüs baba, dükkana talip çıkınca isim hakkını, içindeki ilaçları, her şeyi devretmek istiyorum. Senden izin almaya geldim. Estağfurullah kızım. Ne izni? Ben oranın sadece mülk sahibiyim. Tam olarak olamadın. Hala borcunu ödüyorsun ya, senin için bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok, olmaz. Olmaz. Daha son gelişen olaylardan dolayı böyle bir karar aldıysan çok üzülürüm. Bak, biz seninle aynı sofrada aynı ekmeği paylaştık. Yani bir kızgınlığımız, kırgınlığımız yok. Ben burada olduğum sürece herkesin kafası karışacak. Kimse hayatını düzene sokamayacak Kudüs baba. Baksana ben de sokamadım daha. Hakkını helal et Kudüs baba. Bir kusurum olduysa affet. Estağfurullah, estağfurullah. Bana bak. Bir sıkıntı olursa... Biliyorum. Benim babam kuru yemişti. Hı hı. Hoşça kal. Hayırlı olsun. Guten Appetit, afiyet olsun. Ekbo dayı, bana para lazım. Reddettiklerimi geri ver, hadi los. Ya kızım bak, sen etik değil, değil diye bana nutuk atmadın mı? Heh, asıl aldığın paraları geri getirmen gerekmiyor mu? Cevahir'i, ailemi seviyorum demedin mi? Ne oldu? Şu an çok etik. Cevahir'le ev tuttuk, eşyasızlıktan taşınamıyoruz Ekbo dayı. Bak,
Eğer aynı eve taşınırsak net bir aile olacağız. Zeynep de Bilal'le kalacak ya. Ben de koyu gavrukla Zeynep'e düğün yapacağım. Nasıl olacak? Cevahir ve ben dünya evine giremezsek sen de Bilal'i kimseyle evlendiremezsin. Soyunuz tükenir, son Mohikan olur ya. Ne? Ne? Ha? Ya bak ben taş çatlasa 100 yaşına kadar yaşayacağım. Şurada kalmış 45 yılım. Benim tohumluk da bana bir torun vermezse 90'la küt diye giderim. Bak kızım. Tamam. Ben senin bütün beyaz eşyaların hepsini burada ben vereceğim. Diğer eşyaların içine nakit vereceğim. Ama o eve çıkıp da Cevahir'i elin altında tutmazsan senle başka dille konuşurum kızım. Sen var ya, sen bir tanesin. Oy. Ma Ekmoda'yı sen altın ayısın, altın ayı. Heh. Ekmoda'yı. Bir de bak şu perdeleri de bir temin ediver, tamam mı? Dankışın. Mwah. Mwah. Tschüss, mach's gut. Ana. Asmış dönüşü olmayan gidiş. Ağzını kaylaş Şomezi. Belki de gitmiyordur. Ne yapacak? Kahvede işe mi başlayacak? Ulan hep senin baskılarını yıldırdı Bambi yüzünü. Dar beni bile. Gel. Aha! Zeynep! Zeynep bana bakar mısın? Nedir bu asılsız ilan ha? Ne oluyor? Ne bu devran kiralık? Yavru Ceylan'ım, ben senin bu kararının tamamen yanındayım. Çık git bu sefaletin dükkanından, ben sana tertemiz bir dükkan açayım. Herkes için en doğrusu benim bu mahalleden. Hatta İstanbul'dan gittim. Tamam, hadi gidelim o zaman, geleceğim. Şşş, Bilal, tek başıma gidiyorum. Kimsenin hayatı benim yüzümden mahvolmasın. Özellikle de senin Cevahir. Ya Zeynep, ben hayatımdan memnunum. Sen şimdi ilaç satmasan bir ilaç için iki sokak aşağı mı yürüyeceğiz? Ayıptır ya. Hadi indir şu kağıdı, hadi indir ya. Bu benim son kararım. İkiniz de beni vazgeçiremezsiniz. Zeynep. Hadi. Gel. İş. Hadi gidin. Hayırdır bacım? Hiç abiye darma danışma yok mu? Asmışsın fermanı habersiz. Devir mi ediyorsun dükkanı? Ani karar verdim abi, evet. Zeynep, biz evi taşırken kamyon indirttin bana. Gitmeyeceğim, seviyorum bu mahalleyi diye. Şimdi kamyon mu kaldıracağız yeniden? Hem sen Bilal'le evlenmeyecek misin? Sordun mu ona? Hiç kimseye soracak değilim abi. Zeynep, bak ben söz verdim helal gözlere. İstediler seni verdim. Maymun etme şimdi beni helaleme. Ben de o zaman seni istediğime vereyim abi. Süs köpeği miyim ben? Canının istediğine vereceksin beni. Zeynep! Ne? İlan vermek istiyorum. Kızmayın hanımefendi. Biz de ilan almak istiyoruz. Para lazım.